Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bu video biraz sürpriz oldu size, biliyorum. Önce Bitcoin'a bir değineceğiz. Son dakikasına bir bakacağız. Ne durumdayız, buna değineceğiz. Ama benim asıl dikkat çekmek istediğim başka bir konu var arkadaşlar. Postchain diye bir şey çıkmış. Hani enteresan buldum açıkçası. Sanki bir dolandırma olayı var gibi geliyor. Siz değerli takipçilerimi uyarmak istedim. Belki bu coin'u gazlayanlar vardır vesaire. Hani biliyorsunuz beni, ben gazlayan tarafta hiçbir zaman olmadım. Yani oraya az sonra değineceğim. Ama önce Bitcoin'e bakalım. Şimdi arkadaşlar, şu an 21.365 seviyesinde 20.600'lerden alım yaptık biliyorsunuz. Bizim için önemli olan direnci kırmasıydı ve kırdı arkadaşlar. Şimdi biz günler öncesinden bahsettik. Önemli noktaya geldik. Direnç bölgesi aşılırsa o zaman sıradaki hedefe doğru gidebiliriz. 21.500 bölgesi örnek vereyim. Ve şu anda da 21.400 sularına geldik. Sabah videomda da söyledim. 21.800'e ben sat emri giriyorum arkadaşlar. Biraz kısa vadeli yapacağım. Hemen laf edenler oluyor. İşte hani uzun vadeciydim falan. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben istediğim gibi yaparım. Eğer ben kısa vade yapıyorsam şu an, hani bir tehlike olduğundan yapıyorumdur. Hani insanlar laf edeceğine en azından şurada 3-5 kuruş kazandırmayı başardık. Bir teşekkür etse daha iyi olur. Neyse, alıştık zaten. Mevzumuz o değil. Şimdi arkadaşlar, günlerdir diyorum zaten. Yeni değil. Yani günlerdir diyorum. Arkadaşlar hani desteği kırdık. Tekrar üzerine atarsak, hep dedim arkadaşlar şu hareketi göreceğiz. Şöyle bir hareket. O zaman yükselişin devamını bekleyebiliriz gibisinden. Yani zaten yapacağımız hamle belliydi bizim aslında. Ve bugün devreye soktuk. Hepsi bu. Abartılacak bir durum yok. Neyse, gördüğünüz gibi ben niye 21.800'ü hedefliyorum? Belki 900'e de vurur arkadaşlar. Şöyle yapalım. Burada kırılan bir kanalımız var neticede. Bu yükseliş retest olma ihtimali var. O yüzden kısa vade al sat yaptım ben. Niye? Uzun vade almayı düşünmüyorum. Öncelikle biz bu kanalın içine girip oturacağız. Ana kanalımızın içine oturacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz ana kanalımızda mevzu derin. 10 yıllık bir kanalın altındayız neticede. Yani haftalık kapanış 22 bin dolar üzeri gelmedikçe hani ben uzun vadeye şu an dönmeyi düşünmüyorum. Ve önemli bir direnç bölgesinde geleceğimizden ötürü de oraya ben satış emrimi girdiğimi söyledim. Bakın, günlükte Bollinger üst bandında aynı seviyede bulunmakta arkadaşlar. Hani ben illa en tepesini beklemeyeceğim. 21.800'ü hedefliyorum. %5 kârımı alıp çıkacağım. Kimileri diyor %5 için değer mi gibisinden. Ya sen %5'i beğenmiyor musun ya? Dolar TL'de ne zamandır %5'lik hareket yok. İnsanlar kafayı yiyor. Bir hareket gelse de kazansak diye. Yani %5 bence yeterlidir. Zarar payımız da %3'tü değil mi arkadaşlar? Yani 20 bin doların altına da stop emri girdiydik. Yani olay bu. Şimdi ben uyurken atıyorum, bir hareket gelir vesaire. Bilin ki 21.800'e dokunursa benim emrim çalışmıştır, satmışımdır arkadaşlar. Tamam mı? Bilginiz olsun yani. Ve stop seviyemiz de belli zaten. Yani benden bir haber beklemenize gerek yok. Ha, ramço sattı mı acaba filan. Hani şimdi bir boşluk yakaladım. Bu videoyu çekiyorum ama atıyorum 1 saat sonra, 2 saat sonra bir işim çıkabilir. Veya misafirimiz gelir. Veya biz bir yere gideriz. Veya uyurum. Duş alırım, bir şey yaparım. Anladınız mı arkadaşlar? Yani benim hedefim orasıdır. Orada net olduğunu düşünüyorum. Tamam mı arkadaşlar? Yani niye ben orada satıyorum? Sebebine geldim. Yani şöyle anlatayım arkadaşlar. Şu hareketi yapıp yapmayacağını bilmiyorum ben. Normal şartlarda hani şöyle gider. Oralarda rites bölgesidir. Kıramaz, kademeli olarak yeniden düşmeye başlayabilir. Yani bunu bekleyebiliriz arkadaşlar. Normal şartlarda, ama üzerine atar, yükseliş devam ederse buna yapacak bir şey yok. İlk geri çekilmede duruma göre hareket pozisyon alabiliriz. Ama sabırlı bir şekilde izlerim öyle bir durumda. Şu anda 21.417 seviyesindeyiz. Yani arkadaşlar, olay budur. Olay budur. Şimdi mevzuya gelelim. Bakın arkadaşlar, benim yorumlarım kapalı biliyorsunuz. Yazabiliyorsunuz ama sadece ben okuyabiliyorum. Ve bazı botlar var. Sadece benim okuduğumu bilmiyor. Yani bilgisayar programı gibi düşünebilirsiniz. Ve enteresan yorumlar geldi arkadaşlar. Sahte yorumlar. Müsaadenizle sizinle paylaşmak istiyorum. Hepinizi ilgilendiriyor. Şöyle anlatayım. Benim yorumlarım kapalı ama izlediğim başka bir YouTuber'ın yorumları açık. Ve muhtemelen aynı yorumlar orada da var. Yani şimdi göstereceğim size arkadaşlar. Sanki gerçek yorumlarmış gibi, gerçek insanlar gibi
Bunlar Bitcoin'i şişiriyor arkadaşlar, tamam mı? Adı da Postchain. Şimdi şöyle göstereyim size. Bakın mesela bu gerçek yorum, gerçek yorum. Adım adım gidelim. Bu da gerçek. Sert düşme ihtimali. Bu da gerçek. Buradan itibaren arkadaşlar bakın aynı anda yazılıyor bu yorumlar. Ve sanki gerçek insanlarmış gibi. Bakın Hakan, Baho, Bulut. Gördünüz mü? Kara, Adam. İki de yabancı koymuşlar araya. Eymen. Bakın bunlar hep sahte arkadaşlar. Sahte yorum bunlar. Şöyle göstereyim size. Bakın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Daha say say bitmez arkadaşlar. Bakın Postchain. Bir de yazmış ki hocam Postchain inceleme gelecek mi? Hani inandırıcı olsun diye. Sanki benim yorumum açık da yazmış hocam Postchain inceleme gelecek mi? Tabii siz değerli takipçilerim okuyacaksınız bunu. Allah Allah, bu niye onun değerlendirmesini istedi acaba? Şimdi biri de yazıyor. Şimdi Postchain'e baktım arkadaşlar. Blockchain projesiymiş. Güzel projeye benziyor. Bunlar gerçek yorum değil. Başkan bu Postchain nedir? Herkesin dilinde bir inceler misin? Böyle bir şey yok. Hacı ben alıp unutmalık satın aldım. Postchain'i 2-3 yıl tutacaksın. Sonra zaten milyonerim. Bak bu gerçek yorum değil arkadaşlar. Tamam mı? Yani bizi bilen bilir. Biz bir sıkıntı varsa, bir düzenbazlık varsa söyleriz arkadaşlar. İşin ucuna kim olursa olsun beni ilgilendirmez. Hani ben sizi değerli buluyorum. Sizi koruma amaçlı bunları paylaşıyorum arkadaşlar. Bak ne diyor? Başkan ayı sezonundayız. Bizi kurtaracak sağlam bir proje. Söyle de tüm parayı gömelim. Bakın bu da sahte yorum. Şimdi sen bu yorumu okuyorsun. Ardından da şu yorumlar gözüne çarpıyor. 7 dolara 8 dolara uçar gider. Çok sağlam projeymiş. Falan peşmekan diyorsun. He, ben bunu alayım o zaman. Biri diyor milyoner olursun diyor. Örnek vereyim. Hacılar ben diyeyim bu coin uçar gider. Bak gaza bak. Bence uzun vadede Postchain Solana'yı da geçer. Gaza bak gaza. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yani çok var ya çok. Hepsi aynı anda yazılıyor. Botlar tarafından pat diye yerleştiriliveriyor arkadaşlar. Şimdi bu Postchain ne bilmiyorum. Uçar mı gerçekten bilmiyorum. Ama size diyeceğim şey bunlar sahtekarlar arkadaşlar. Gerçek değil bu insanlar, tamam mı? Bak Furkan bomba yazmış misal güya. Abi 2 günde 100 bin token satmışlar. 70 sentler her hafta fiyat artacakmış falan gibisinden. Ne biçim gazlıyorlar görüyor musunuz? Sağlam ekip var hacı. Adamlar boşa bilmem. Bak hep arka arkaya bununla ilgili. Hiç normal yorum yok arasında bak. Devam ediyorum. Bak hala devam ediyor. Hala devam ediyor. Evet buradan itibaren de normal yorumlar gelmeye başlıyor. Gördünüz mü? En az 20-30 tane Postchain ile ilgili yorumlar yazılıyor. Şimdi arkadaşlar hani belli bir dolandırıcılık var, bir sistem var. Belki önce kazandıracaklar, orasını bilemem. Ama bildiğim bir şey var arkadaşlar. Eğer bunlar dürüst olsaydı böyle fake hesaplarla yorumlar yazmazlardı. Ve yorumlar nasıl dizayn edilmiş biliyor musun? Sanki benim yorumlarım açıkmış gibi dizayn edilmiş. Mesela bir Baho yazıyor. Biri de ona cevap veriyor. Anladınız mı ne demek istediğimi? Yani sanki bu yorum görünüyor da ulu orta. Biri de o yoruma cevap veriyor tarzı yorumlar geliyor. Ve yorumlar kapalıyken bunu yapma ihtimalleri sıfır arkadaşlar. Sıfır. Yani dünkü videoma da geldi bu yorumlardan. Sizi uyarmak istedim arkadaşlar. Olayın özeti bu. Dileyen alır, dileyen almaz. O sizin bileceğiniz iş. Ben olsam ben almam. Bine katlasın hiç umurumda değil. Netice olarak bir tane bir dolandırma mevzusu dönüyor burada arkadaşlar. Bir üç kağıt dönüyor. Şimdi Bitcoin'de sabırla bekleyeceğiz. 20 bin seviyesi kırılmadıkça hedefim belli benim arkadaşlar. 21.800. Şu an eğer dokunursa çizgi 21.900'e de gidebilir. Milimetrik orayı beklemeyi düşünmüyorum. Bir tık altından Mesat-ı Şemremi'ye girdim. Ne olur ne olmaz arkadaşlar. Uçar giderse doğrudan benim yapacak bir şeyim yok. Benim amacım direnç kırıldı. Aldım. Sıradaki dirence geldi. Sattım. Ne zaman uzun vade her şey düzelir. O zaman uzun vadeli pozisyona girerim. Bu olmadıkça da bu şekilde giderim. Ve bu benim kararımdır. Kendi tercihimdir. Beni bağlar arkadaşlar. Beni bağlar. Sizin hoşunuza gitmiyorsa yapacak bir şey yok. Benim şimdilik yapacağım budur yani. Şu anki hamlem budur.
Zaten ben günler öncesinden dedim. Hani kısa vadeli pozisyonlara dönebilirim diye önceden anlattım size. Eğer tehlikenin geçtiğini görürsem neden olmasın arkadaşlar? Ama bildiğiniz gibi yükselen ana kanalı kırmışız biz. Hiçbir zaman yapmadı şeyleri yaptı Bitcoin, öyle değil mi? Yani bunları da baz almak lazım. Ve örnek vereyim, hedefe geldi diyelim. Bitcoin hedefe geldi. Ne kadar yükselmiş oluyor? Bir bakalım. Bakın arkadaşlar, zaten %18 yapmış olacak. Siz Bitcoin'i benden iyi tanırsınız belki, değil mi? Bitcoin %18 yükseldi mi ne yapar? Bir yerden sonra çakılır diye düşünüyorum. Eğer oradan girer direkt giderse yani uzun yıllardır belki yapmadığı bir hareketi yapacak yani. Enteresan bir şeyler olur. Ama normalde eğer şortları patlatacaksa bunlar, orası ideal bir seviye gibi duruyor. Belki bir tık üzerine atarlar, gazlarlar, onu zaman gösterecek. Ama ben hani sattıktan sonra biraz izleyeceğim arkadaşlar, bilginiz olsun. Şimdi kesin bura gelir mi? Belki de stopum patlayacak, bilemem yani. 20 bin dolar belki kırılacak. Ama şu an şöyle bakınca da yani hedefine doğru gidiyor gibi bir görüntü var, öyle değil mi arkadaşlar? Yani benim aldığım Hıdır elimden gelen budur arkadaşlar. Umarım anlattıklarım faydalı olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.